Anatomik olarak modern insanlar bu gezegende yaklaşık olarak 200 bin yıldır yaşıyorlar arkadaşlar. Dünyanın 4 milyar yılı aşkın bir süredir var olduğunu düşündüğümüzde bu küçük bir zaman dilimi olsa da insan ölçeği için inanılmaz derecede uzun bir zamandan aslında bahsediyoruz. Bunu bir perspektife yerleştirmek için bu nokta şu anki zamanı gösteriyor olsun ve bu çizelgeye başka olayları yerleştirmek istersek eğer Mesela Roma İmparatorluğu ne zamandı? Yaklaşık 2000 yıl önceden bahsediyoruz. Öyle değil mi? O zaman çizelgemizde bunun yaklaşık olarak burada olması gerekiyor. Ya da mesela piramitlerin ne zaman inşa edildiği hakkında konuşmak isterseniz o da yaklaşık olarak şurada olurdu. Bu çizelgede günümüz ile birkaç bin yıl öncesi arasındaki zaman farkını pek kolay göremiyorsunuz ne kadar zamandır yazı yazdığımızı öğrenmek, görmek isterseniz bununla ilgili mevcut en iyi tahminimiz yazının yaklaşık 5000 yıllık olduğunu bize söylüyor. Bu da yine bu zaman çizelgesinde zorlukla görünüyor. Peki ne zamandır tarım yapıyoruz? 10-15 bin yıldır. Bu noktayı da işaretlediğimizde yine çizelgenin küçük bir kısmına denk geldiğini görüyoruz. Bunu düşünmenin başka bir yolu da şu. Anatomik olarak modern insanların ilk ortaya çıkışından bu yana geçen çeşitli nesiller atalarımız hakkında şöyle bir düşünün. Bu geçmişe doğru 6 veya 7 bin kuşaktan fazla ileri gitmemiz, daha doğrusu geri gitmemiz anlamına gelir. Yaşanmış olabilecek tüm o hikayeleri bir düşünün arkadaşlar. Bir köyün kurulması, bir hayvanın öldürülmesi, basit bir kur yapma, bir anne ile çocuğu arasındaki şefkat gibi pek çok basit hikaye olabilir. Öte yandan çatışmalar, savaşlar, doğal felaketler gibi büyük şeylerin de yaşanmış olduğunu düşünün. Günümüzden önceki 100 ya da 200 ya da bin yıl içinde neler yaşanmış olabileceğini hayal edebilmemiz bile çok zorken, bugünden geriye son 200 bin yılda neler olduğunu düşünebilmemiz imkansız gibi bir şey değil mi? Ancak biz yine de anlamak istiyoruz. Ve işte tarihin de konusu tam olarak bu. İlerledikçe göreceğimiz gibi tarih genel olarak geçmişimizdeki hikayeleri anlamaya çalışır. Fakat eğer biraz daha ayrıntıya girmek istersek tarih öncesi başlığını da düşünebiliriz ki o da teknik olarak yazının bulunmasından önce olan dönemi kapsar. Bu ayrım sebebi, bu ayrımın daha doğrusu sebebi yazının tarih için temel araç olmasıdır. Buradaki resimlerde Mısır hierogliflerini görüyorsunuz. Mısır hieroglifleri yaklaşık 5000 yıllıklar. Buraya günümüzden 5000 yıl önce yazıyorum. Ancak yalnızca bu videoda değil, tarihi ve dünya tarihini konu alan birçok videoda göreceğiniz gibi yazının olması bile yeterli değil. Olanları gerçekten anlamlandırabilmek pek çok bilimsel araştırmayı ve keşif çalışmasını gerektiriyor. Aslında bu anlama yetisi sürekli olarak gelişen bir şey. Örneğin 1799'da Rosetta Taşı bulunana kadar bu hiyerogliflerin ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Rosetta Taşı'nın üzerinde aynı metin hem hiyerogliflerle hem de Yunanca olarak yazılmıştı ve Yunancayı anlayabildiğimiz için böylece hiyerogliflerin ne anlama geldiğini de çözebildik. Ayrıca yazının ne hakkında olduğunu anlamış ya da tamamen kavramış olsanız bile yine de biraz dedektiflik yani keşif çalışması yapmanız ve her şeye şüpheyle yaklaşmanız gerekiyor. Şöyle düşünün. Burada bir sürü insan grubu var ve biz tarihi bu gruptan alıyoruz. Bir nedenle sadece onların yazdıklarını bulabilmişiz diyelim, tamam mı? Bir, do, bir dolu grup var, bir tanesininkini biz bulmuşuz. Ama sonuçta bunlar tamamıyla tarafsız olmayabilir. Bu grup şu grup hakkında veya şu grup hakkında olumsuz bir görüşe sahip olabilir. O yüzden her şeye biraz şüpheyle yaklaşmak gerek. Uç bir örnek olarak bu gruplardan bazılarının ortadan kaldırıldıklarını ve olanları anlatmak üzere bir tek onların kalmış olabileceğini de düşünün. Ayrıca şüpheyle yaklaşmamızın bir diğer nedeni de şu. Çünkü bu hikayelerin gerçek olup olmadığını ya da birisinin bunları sadece bir dünya görüşü olarak uydurup uydurmadığını da bilmiyoruz. Diğer taraftan bu hikayelerin yazılı veya sözlü olarak ama çoğunlukla da sözlü olarak nesilden nesle tekrar tekrar anlatıldığını unutmayın. Yazılı olarak aktarılmış olsa bile her kuşağın üzerine neler eklemiş olabileceğini merak etmelisiniz. İnsanların hikayeleri süslediklerini, biraz da iyi hale getirdiklerini hayal edebilirsiniz. Ya da kendi dünya görüşlerine uymayan bazı şeyleri hikayeden çıkardıklarını da. Yani yazı varken bile, ki tekrar hatırlatalım, bunlar ilk yazılara ait bazı resimler. Mesela buradaki meşhur Sümer çivi yazısı tableti. Evet, yazı varken bile, ki elbette daha yakın geçmişe geldikçe elimizde daha da fazla yazı var. Evet, öyle bile olsa çok 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 şüpheci olmalıyız. Biliyoruz ki günümüzde bile iki gözlemci dün gerçekleşen yani daha çok yeni olan bir şeylere şahit olsalar gördüklerini çok çok farklı şekilde algılamış olabilirler. Dolayısıyla yazı olmasına rağmen şüpheci yaklaşmalıyız. Fakat yazı olmadan önce yani tarih öncesine girdiğimizde işler bazı açılardan daha da ilginçleşiyor. Yazılı bir kayıt yoksa neler olduğunu nasıl biliyoruz ki diye merak ediyor olabilirsiniz. İşte burada bilim ve daha fazla keşif çalışması işin içine giriyor. Örneğin bu bir neandertal kafatası. Bunun üzerinde çalışan bilim insanları için antropolog gibi terimler kullanıldığını duyarsınız. Antropologlar, evet bu alanın adı da antropoloji. Antropoloji, günümüzdeki ve geçmişteki insanları ve insan topluluklarını inceleyen bilim dalıdır. Sonra antropolojinin bir alt dalı var ve onda da tarih öncesiyle ve hatta tarihle ilgili daha derinlemesine incelemeler yapılıyor ve o da arkeoloji. Arkeoloji antropolojinin alt dalıdır. İnsanların ve insan topluluklarının geçmişiyle ilgili çalışmalara odaklanır ve bunu çoğunlukla kalıntılar aracılığıyla yapar. Bunlarla bağlantılı başka alanlar da var. Mesela paleontoloji gibi. Bunu genellikle dinozor kemikleri gibi şeylerle ilişkile, e, ilişkilendirebilirsiniz. Ancak bu alanda kullanılan teknikler aslında eski insan kalıntıları hatta insan öncesi kalıntılar için de epey yararlıdır. Yani bu alanında arkeoloji ve antropolojiye katkısı olabilir. Örneğin bir arkeolog kazıda bu neandertal kafatasını çıkarabilir. Bu kafatasının ne zaman toprak altına girdiğini anlamak için bilimi kullanmaları gerekiyor. Radyo karbon tarihleme gibi bir yöntemi kullanabilirler. Radyo karbon tarihleme yöntemi yaklaşık 50 bin yaşına kadar olan şeyler için kullanılabiliyor. Yani zaman çizelgemizde buralarda bir yere kadar olan şeyler için. Şimdi bu yöntemdeki mantığı size anlatmaya çalışayım. Aslında nitrojen 14'ten gelen... Atmosferik karbon 14, güneş rüzgarı ve kozmik parçacıkları arasındaki etkileşime e, girerek radyoaktif karbon 14 haline gelir. Ve karbondioksitin bir parçası haline gelebilen karbon 14, daha sonra fotosentez yoluyla bitkilere, oradan da onu yiyen hayvanlara geçer. Yani canlıların dokularında yaşarken belli miktarda karbon 14 olacaktır. Ama canlılar öldükten sonra... Artık dokularına daha fazla karbon 14 ekleyemezler ve karbon 14 bundan sonra nitrojen 14'e dönüşür ve karbon 14 miktarı da gittikçe azalır. Dolayısıyla karbon 14 oranına bakılarak bir tarihlendirme yapılabilir. Karbon 14'ün yarı ömrü yaklaşık 5000 yıl ya da tam olarak 5730 yıldır. Yani belirli bir maddedeki karbon 14 miktarı her 5730 yılda bir yarıya düşer. Dolayısıyla bu orana dayanarak bu şeylerin kaç yaşında olduğunu belirleyebilirsiniz. Ve birkaç yüzyıllık bir yanılma payıyla da olsa gayet makul sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu konuyu çok daha ayrıntılı şekilde anlattığım başka videolarda var. Eğer 50 bin yıldan daha eskilere gitmek isterseniz potasyum argon tarihleme gibi yöntemler var ve bu da yine potasyumun radyoaktif bir biçiminin argona dönüşmesi fikrinden yola çıkıyor. Örneğin bir yanardağ kayadaki argonu saldığında atmosfere karışabilir. Ancak bir kez sertleşince dönüşüm olur ve böylece volkanik patlamadan sonra ne kadar zaman geçtiğini görebilirsiniz. Veya mesela kazı yapabilir ve e, statigrafik yöntemleri kullanabilirsiniz statigrafi yeryüzünün çeşitli katmanlarını inceler ve bunu yaparken bazı tarihleme tekniklerini, örneğin potasyum argonu kullanabilirsiniz. Böylece bu şu kadar yaştadır, şu da bu kadar yaştadır, bu da yanardağ patlamasından çıkan bir volkanik kaya gibi şeyler diyebilirsiniz. Sonra fosilleri de inceleyebilirsiniz. Mesela tamam burada bulduğum bir fosil. Buradaki şeylerden daha yeni olmalı ve buradaki şeylerden de daha yaşlı olmalı ya da bu hepsinden daha yeni olabilir diyebilirsiniz. Yani göreceli tarihlendirme yapabileceğiniz gibi, eğer bir, birazcık volkanik kaya bulacak kadar şanslıysanız, potasyum argon tarihlemesinden de yararlanabilirsiniz. Bunların yanında daha başka birçok teknik de var tabi. Ayrıca bunlar sadece "A bu kafatası şu zamanda dünyada şu yerdeydi" demek için de kullanılmıyor. Bulunanlardan başka sonuçlar çıkarmaya da başlayabilirsiniz. Mezar yerleri yakınlarındaki hayvan türlerinin fosillerine bakabilirsiniz. Bitki türlerini inceleyebilirsiniz. Bu mezarlıkların ne kadar yoğun olduğunu ya da hangi kültür çeşitlerinin mevcut olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan çıkarımlar yapmaya başlayabilirsiniz. Bu insanların nasıl öldüğünü bulmaya çalışabilirsiniz. Mesela bu kafatasında bazı travma kırıkları olabilir ve bu durumda tamam bu şiddetli bir ölümmüş diyebilirsiniz. Ya da kafatasının dişlerine bakıp ne tür şeyler yemiş olabilecekleri veya genel sağlık durumları hakkında düşünebilirsiniz. İnsanların yanına gömülmüş olan aletlere de bakabilirsiniz. Buradaki şeyler sanırım paleolitik döneme ait oklar ya da mızrak uçları tarzı aletler. Paleolitik dönemde daha çok sert kenarlar var. Neolitik dönemde ise aletlerin kenarları daha yuvarlanmış halde mesela. Yani bu eski taş devri, bu yeni taş devri. İşte bunların hepsine bakarak bu bilim insanlarının hepsi antropologlar, arkeopolog, arkeologlar, pardon, paleontologlar hepsi tarih öncesini bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bazen bu tekniklerin hepsi birlikte kullanılıyor. Bazen yazılı kaynaklar da oluyor ve bu tekniklerle birlikte daha eksiksiz bir resim elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi sizlere bir konuda uyararak videoyu bitirmek istiyorum. Tüm bu tekniklere sahip olsak bile her geçen gün daha fazla şey öğreniyoruz ve bugüne kadar olanlar hakkındaki bilgilerimiz henüz çok çok eksik. Ayrıca yeni şeyler öğrendikçe eski bildiklerimiz sürekli geçersiz hale geliyor. 50 veya 100 yıl önce insanların çok ciddi şekilde doğru olduğuna inandıkları bazı şeylerin bugün yanlış oldukları kanıtlanabiliyor. Tabii aynı şekilde muhtemelen 50 veya 100 yıl içinde şimdi bizim çok ciddiye aldığımız şeylerin bazılarının yanlış olduğu da ispatlanabilir. Dolayısıyla tarih geçmişle ilgili olsa da sürekli gelişip değişiyor. Sürekli olarak daha fazla şey öğreniyoruz ve şu kesin ki bildiğimiz ve bilmediğimiz konular hakkında kesinlikle alçak gönüllü davranmalıyız.